Dedi ki eğer bana uyacak olursan, eğer ona uyacak olursan mı? Hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Yani bir insan insan mürşit kabul ettiyse dik başlılık yapamaz. Yani çok uysal ve saygılı olmak durumundadır. Ben sana öğütle anlatıp sözü dinleyeceğe kadar ya da sabret, bekle, sonunu bekle. Sonunda hikmetle karşılığını göreceksin, anlayacaksın. Böylece ikisi yola koyuldu. Üç kişi değil, iki kişi. En güzel anlatım yolu teke tek anlatımdır. Yalnız anlatımdır. Yani üçüncü bir kişi olduğunda daha insan dikkate dağılır. İki kişi de sır verme imkanı da vardır iki kişi de. Çünkü üç kişi de sır olmaz. Olur da zayıf olur ama iki kişi de sır olur. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi deldi. Dedi ki içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun şaşırtıcı bir iş yaptın. Demek ki Allah bir şey yaratırken bir şey meydana getirdiğinde bazen insanlar hikmet yönüne bakmazsa onu bir felaket olarak görebilirler. İçindekilerini batırmak için mi onu deldin? Evet. Dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Vahiy ile söylediği anlaşılıyor. Çünkü kesinlikle ifadesi nedir? Vahiy gerektirir. Çünkü bir peygamberin sabretmeye gücünün yetmeyeceğinin kesin olarak bildirilmesi nasıl olabilir? Vahiydir. Onun dışında zaten söyleyemez yani. Yetkisi gücü de olmaz. Musa beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. Unutmuş. Unutturan kim? Allah. İnşallah. Bu işimden dolayı bana zorluk çıkar mı? Yani insanların yani affedici olmasa, kolaylaştırıcı olmasa, zorluk çıkartmamasının önemine dikkat çekiliyor. Böylece ikisi, hep iki, iki, iki. İki, ikiler dünyanın sonunda da önemli. İnşallah. Birçok şey de önemlidir. Böylece ikisi yine yola koydular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdü. Çocuğu öldürdü diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki bir cana karşılık olmaksızın. Bak o şeriata tabi olduğu için bir cana karşılık. Yani ancak cinayet işlerse böyle bir şey olabilir diyor. Bunu nasıl yaparsın diyor. Tertemiz bir canı mı öldürdün? Tertemiz olup olmadığı vahiy ile bildirilmesi gerekir. Canın tertemiz olup olmadığı Musa aleyhisselam bildirilmemiş. Kime bildirilmiş? Hızır aleyhisselam bildirilmiş. Canı temiz değil. İnşallah. Ama bilmiyor Hazreti Musa. Andolsun yemin ediyor. Sen kötü bir iş yaptın. Burada vahye dayalı bilgi olması gerekirken zahire dayalı bilgi olduğu için yanlış hüküm veriyor. Sen kötü bir iş yaptın diyor. Halbuki yaptığı doğru. Yani yanlış yapmıyor. Çünkü vahye göre hareket ediyor. Dedi ki gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Bak bir daha söylüyor. Güç yetiremezsin diyor. Musa bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Yani çünkü orada güvende bir eksiklik meydana gelmiş oluyor. Güven olursa arkadaşlık devam eder ve eğitim devam eder. Güven olmayınca devam etmez. Güvensiz gibi görüneceği için kabul etmiyor. Benden yana bir özre ulaşmış olursun. Yani ben kabul ediyorum diyor. Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Hızır isterse yemek yer, isterse yemez. Ama Hazreti Musa insan olduğu için, Hazreti Hızır da insan ama bazen insan boyutundan çıkıp ruh boyutuna geçiyor. Yani madde dışı bir boyuta geçiyor. O zaman yemek yemesine ihtiyaç olmuyor. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Bu ne demektir?
Mehdi'yi insanlar konuklamaktan kaçınacak. İsa Aleyhisselam'ı konuklamaktan kaçınacak. Zor olacak onlar için hayat. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Eski bir duvar, yıkılmaya yüz tutmuş. Mehdi geldiğinde ne olacak? Yıkılmaya yüz tutmuş bir sistemle karşılaşacak. Adeta İslam yıkılacak gibi karşılaşacak. O yıkılacak duvarı düzeltecek inşallah. İnşallah. Hazreti Süleyman'ın yıkılmış duvarını tamir edecek ve mescidi yapacak yeniden. İnşallah. Hazreti Süleyman'ın mescidini. Hemen onu inşa etti. Süratli bir inşa. Mehdi'de ne var? Sürat var. İnşallah. Orada ne diyor? Hemen diyor Cenab-ı Allah. Ağır ağır değil. Normalde inşaat yavaş yavaş gelişir değil mi? Hemen diyor. Mehdi'de de inşaat olsun, sosyal olaylar olsun çok süratli düzelecek, gelişecek. Ayrıca Hızır'ın duvarcı ustası olduğunu da görüyoruz. Bir vasfı da o. Duvarcı ustası olması. Dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık ücret alabilirdin. Gerçek dava adamı Allah rızası için hizmet eder ve para almaz. Kur'an buna da işaret ediyor.